Merhaba arkadaşlar. Duyarlılık analiziyle ilgili konu anlatımımızı tamamladık. İşte duyarlılık analiziyle ilgili olarak nasıl bir sınav oluyor, nasıl sorular soruyorsunuz diye sorular geliyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız örnek bir sınavı ders notlarınıza ben koydum. Bu dersimizde onun üzerinde duracağız. Siz de bu dokümanı zaten dersin Google Classroom sayfasından indirebiliyorsunuz. Şöyle ne demek? 50 dakika süre verilmiş. Hesap makinesi kullanmak serbesttir. Yanıtlarınızı cevap kağıdınıza veriniz. Soru kağıtları sizde kalabilir demiş. Soruda derste anlattığımız Superplast örneğinden gelmiş. Superplast şirketi bilgisayarlar için 3 farklı modelde bilgisayar kasası üretiyor. Standart, Perform, Ultra. Her bir kasanın üretimi için 2 ayrı makinede işlem gerekmekte ve her bir makine haftada 6000 dakika çalışabilmektedir. Bilgisayar kasalarının üretimi için makinelerde harcanan süre dakika cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiş. Öte yandan depolama alanı kısıtlı nedeniyle haftada 1500'den fazla bilgisayar kasası üretilememektedir. Şirket yaptığı bir anlaşma nedeniyle her hafta en az 300 adet standart kasa üretmek zorundadır. Superplus ürettiği tüm bilgisayar kasalarını satabilmekte ve kasaların birim kâr katsayıları sırasıyla standart, performa ve ultra için 12, 9 ve 6'dır. Superplus haftalık kârını maksimize etmek istemektedir. Modelin Excel çözücü ile elde edilmiş çözümü ve duyarlılık analizi tabloları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki soruları, bu bilgileri ve tabloları kullanarak yanıtlayınız denilmiş. Gördüğünüz gibi bu tabloda Superplus üretim planı denilmiş. Çözücüden elde edilen çözüm var. Standarttan 300 tane, performadan 900 tane, ultradan ise üretmemişiz optimal çözümde. Yani karar değişkenlerimiz sırasıyla 300, 900 ve 0 değerlerini almış. Haftalık kârımız 11.700 olmuş. Makine 1'in 6.000 dakikalık kapasitesinin tamamı kullanılmış. Standart kısıtının sağ taraf değeriyle sol taraf değeri aynı olmuş. Dolayısıyla bu iki kısıt yine bağlayıcı kısıtlar. Makine 2, 6.000 dakika kapasitenin 4.800 dakikası kullanılmış. Depoda da 1.500 birimlik kapasitenin 1.200'ü kullanıldığı için bu iki kısıt da bağlayıcı olmayan kısıt. Ardından ayarlanabilir hücreler başlığı altında amaç fonksiyonu katsayılarının duyarlılık analizi verilmiş. Çözücüden elde edilen. Yine sınırlamalar başlığı altında da kısıtların sağ taraf sabitlerinin 6000, 6000, 1500 ve 300'ün duyarlılık analizine ait tablolar verilmiş. Ve buna bağlı olarak şu 7 tane soru sorulmuş. Biz şimdi bu 7 tane soruyu yanıtlayalım birlikte. Tablolarımızı şöyle biraz daha büyütebilirim herhalde. Bakayım. Neyse, çok büyütemedik. Şöyle yapsak. Evet, şöyle iş görecek gibi. Tamam. Ekranın bu hali, her şeyi görebiliyoruz. Peki, birinci soru. Standardın birim kârı 12'den 15'e artarsa neyi sormuş? Karar değişkenleri ve amaç fonksiyonunun değeri ne olur? Şimdi bu neyle ilgili? Amaç fonksiyonu katsayısıyla ilgili. Dolayısıyla ne yapacağız? Nereyi kullanacağız? Ayarlanabilir hücreler başlığının altındaki tablomuzdan yararlanacağız. Önce bakalım. Standartta şu anki amaç fonksiyonu katsayısını 12. İzin verilebilen artış ve azalışlara bakacak olursak, izin verilen azalış 1'e artı 30 nedir? Sonsuzdur. Dolayısıyla 12'den sonsuzu çıkartacağız. Şuradan simge deyip sonsuzu bir alalım. Bir kere. 12 eksi sonsuz. Sonra izin verilen artışa bakacağız. 12'ye de onu ekleyeceğiz. O da 6. Dolayısıyla 12 artı 6. Pekala, buradan nasıl bir aralık elde ediyoruz? Onu bir hesaplayalım. Peki. Buradan 12'den sonsuz çıkarsa eksi sonsuz kalır. 12'ye 6 eklersek 18 değerini elde ederiz. Bunun anlamı ne? Şu standartın birim kâr katsayısı eksi
sonsuz ile 18 arasında iken ne olmuyor? Karar değişkenlerinin değeri değişmiyor. Yani 300, 900 ve 0 olarak kalıyor. Karar değişkenlerinin değeri değişmez. Yani çözüm optimal olarak kalmaya devam eder. Ancak amaç fonksiyonu değeri değişebilir. Biz de bunu hesaplayacağız şimdi. Peki. Karar değişkenlerinin değişmeyeceğini söyledik. Yani şu son değerler muhafaza edilecek. 300 tane standart, 900 tane performa, 0 tane ultra üretilmeye devam edecek. Biz de burada onu yazmaya çalıştık. Standartın birim kâr katsayısı eksi sonsuz ile 18 arasında iken karar değişkenlerinin değeri değişmez. Ancak amaç fonksiyonu değişebilir. Bizdeki şimdi ne olmuş? 12'den 15'e artmış. 15 değeri, 15 değeri bu aralıkta olduğundan 15 değeri bu aralıkta olduğundan 300 standart 900 performa ve 0 ultra üretilmeye devam eder. Ancak toplam kârda yani amaç fonksiyonunun değerinde bir değişiklik olacak. O ne kadar olacak? Şimdi 12'den 13'e, 12'den 15'e kaç birim? 3 birim artış var. Dolayısıyla 3 çarpı kaç tane standart üretiyoruz? 300 tane. 3 çarpı 300. O da eşittir 900 TL. Ancak amaç fonksiyonu değeri veya haftalık kâr da diyebilirsiniz buna. Amaç fonksiyonu değeri veya haftalık kâr 3 çarpı 300, 900 lira ne olacaktır? Artarak şu anda 11.700'dü. 11.700'e 900 eklersek ne olur? 12.600 olur. Artarak 12.600 TL olacaktır diyebiliriz. TL şunu küçük harfi yapalım. Yani ne dedik bir kontrol edelim. 15'leri bu aralıkta olduğundan 300 standart, 900 performa ve 0 ultra üretilmeye devam eder. Ancak amaç fonksiyonu değeri 12'den 15'e 3 birim arttığı için ve 300 tane standart ürettiğimiz için 3 çarpı 300 900 lira artarak 11.700 artı 900 o da 12.600 lira olacaktır dediğimizde ne oluyor? Karar değişkenleri ve amaç fonksiyonu değerini söylemiş oluyoruz. Standardın birim kârı 12'den 15'e arttığı zaman. Böylece birinci soruyu yanıtlamış olduk.